annemle babamı kaybettikten sonra Allah rahmet eylesin. Açıkçası hayatımın en zor dönemini düşün. Yani üst üste facialar yaşıyorum. O oluyor, bu oluyor falan, yani artık saymak istemiyorum. O dönemde sonra gidiyorum Esatlar'da kalmaya başlıyorum. Esat'ın annesiyle babası işte beni evlerine kabul ediyorlar. Benim yaşadığım travmayı çok nadir insan geçirmiştir. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram'daki yayında hayat hikayesini anlatırken duygusal anlar yaşadı. İşte Ilıcalı'nın yaptığı o açıklamalar. Geçtiğimiz gün Ertem Şener'in Instagram'daki canlı yayın konuğu olan Acun Ilıcalı, merak edilen birçok soruya yanıt verdi. Ertem Şener'in sorularına yanıt veren Acun Ilıcalı, hayat hikayesini anlatırken herkesi duygulandırdı. Ilıcalı, annesi ve babasını kaybetmeden önce kendileriyle arkadaş gibi olduğunu ifade etti. İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı o açıklama. Buralara kadar gelmek, ya şöyle ondan sonra çok başka bir şey bu yani. Ama ben çok kısacası şöyle anlatayım sana. Ben küçükken mahallede olimpiyatlar yapardım 7 yaşındayken. Evet. Yani olimpiyat madalyaları hazırlardık bir hafta boyunca. Normal 8 tane dalda olimpiyat yapardık mahalledeki çocuklarla. O zaman tahmin ediyorum yaşım ya 9'dur ya 8'dir. Olimpiyatlarda madalya törenleri falan böyle kim birinci oldu, ikinci oldu diye böyle değişik bir şey. Hayatım oyun içerisinde geçti zaten. Oyun oynamaktan yani okula gidemedim, öyle düşün yani. Fazla oyun oynamaktan yani okulda oyun icat etmekten dersleri dinleyemedim. Yani o kadar çok oyun içindeydim ki bu biraz yani Allah'ın takdiri belki benim bu kadar oyuncu kafamın bir anda kalkıp da televizyonla buluşması, televizyonda sonuçta bir oyun kutusu olması. Bunu da kan tuttu diyebiliriz aslında. Doğru. Acun abi şimdi bakıyoruz. Orada mesela hem keyif, hem heyecan, hem de böyle mesela sizin yaşadığınız keyfi de biz yaşıyoruz. Hani dünkü basket var. Basketbol maçı. Evet. Yani insan heyecanla bekliyor. 19-19'da maç durdu. Ben diyorum ki keşke diyorum hani bir 10 sayı daha olsa, uzatmalara gitse, başka bir şey olsa. Hani bittiğinde üzülüyoruz yani artık. Bunu nasıl başardınız Acun abi? Yani nasıl oldu bu? Hem keyif alıp hem reyting yapmayı hem izletebilmeyi. Yani tabii ki çok büyük emek var ama yani Ertem şöyle söyleyeyim sana. Şu anda başardığımız ve geldiğimiz nokta hani dünyada tekiz diyebilirim. Hani %100. Şöyle tekiz. Bu oranda seyir katsayısına çıkmak inanılmaz önemli. Hani biz kendi ülkemizde bir yerlerde geziyoruz belki ama hani dünyada da böyle bizim çok eşimiz benzerimiz yok. Ama biz bir ekibiz biliyorsun. Hani onların da her zaman varlığını hissettim. Zaman zaman şimdi İrem çok gündemde. Belki İrem'in seyircilerimiz yeni tanıyor ama biz 20 yıldır İrem'le beraberiz. 20 yıldır aynen öyle. Muhabirken de İrem vardı ben. Yani bu yolda benimle yürüyen ilk kilometre taşlarından beri yanında olan birisi. Biz iyi bir ekip olduk. Yani kendini adayan insanları bulduk. Benim buradaki en büyük avantajım şu bana soruyorsan. Rahmetli babamdan bana kalan en önemli özelliklerden biri insan sarraflığı. Allah rahmet eylesin. Yani ben insandan iyi anlarım. Gerçekten iyi anlarım. Şöyle anlatayım sana. Hayatımda kazık yemedim diyebilirim sana. Çünkü kazık yiyeceğim yere gelmem kazık atacak insanla. Doğru. Yani ama yemem demiyorum. İleride belki yaşarım ama yani iyi bir yüzdeyle oynarım. Bu iyi yüzdeyi de şöyle. Ben muhabirken zaten Show TV'de muhabirdim. Show TV'de muhabirken zaten Show TV'deki herkesi tanıyordum. Ve ben muhabirken çok iyi analizler yapabildim. Sonra buradaki önemli kadroyu da kendi ekibime aldığım zaman tabii ki oralarda ekiple beraber çok güzel yerlere vardığımızı düşünüyorum ben. Yani o zaman Show TV'de ben mesela arabayı park ettiğim zaman kapıyı açan bizim İsmail. Benle çalışıyor. Evet. Kapıdan girdiğim zaman sol tarafta Salih vardı, Aysun vardı. Benle çalışıyor. Ondan sonra ne bileyim kapıdan çıktığım zaman, asansöre bindiğim zaman Astıç'ın odasına uğrardım. Şimdi bizim kanalın genel müdürü. Sağ tarafta Astıç'ın odası vardı. Doğru. Sol yani biraz daha yürüdüğüm zaman işte İrem vardı. Yani benle çalışıyor. Yani orada Show TV'deki zaten arkadaşlarım, dostlarım hepsi Arife var. Yine girişte beraber olurduk işte o zaman muhasebe servisindeydi. Benle çalışıyor. O zaten o kemik kadroyla zaten olgunlaştırdım olayı. O yüzden hani bir ekip çalışması diyebilirsin. Ya zaten herkes bundan dolayı Acun abi. Yani herkes bundan dolayı çok seviyor. Herkes bir iş kurarken Acun Ilıcalı gibi diyor. Yani ben çocukluk arkadaşım alacağım. Ben diyor işte şuradan bu arkadaşımı alacağım. Öyle bir ekibi böyle kuruyor insanlar. Yani çok, bence İrem olayla bir örnek oldu Türkiye'de. Kesinlikle %100. Yani beraber yürüyeceğiniz insanları doğru seçmeniz lazım. Yani burada baktığınız zaman yani ben Esat'la çocukluk arkadaşıyım. Esat'la arkadaşımın dayandığı yerler artık böyle hakikaten lisede 2'de filanız neredeyse. Yani evet. Ne bileyim İrem'le muhabirliğimin ilk yıllarından. Bakıyorum Ebru Acun Firarda'nın Acun Firarda'dan beri beraberiz. Bizim böyle bir kemik Aslı Çin'e Show TV'ye ilk geldiğimiz zaman Aslı zaten orada önemli bir pozisyondaydı. Zaten hep bana destek oldu, beni kolladı.
Aslı Çin'i o zamanlarda. Acun abi zaten... Herkes çok, eski diyebilirim neredeyse. Çok özür dilerim, sözünü kesiyorum ama Acun Firarda'da bile hatırlıyorum. O zaman bile sen sırf kendini ön plana çıkartmıyordun. Zaten bunu kendin düzenlediğin o seminerlerde de söylüyorsun. Muhabirlik olduğu için karşı evet. tarafı ön plana çıkarabilme adına birçok şey yapıyorsun. Bir de Behçet'i de mesela kameraman olarak Behçet onu da merak ediyorduk. Kim bu Behçet? Hani hep bu merakı da uyandırıyordun. İşte Esat abi geçen ben maçınızı anlattığımda sizin herkesi o seremonide herkese anlatırken Esat abiye bir isim koyamadın. Hani evet, doğru. Dedin onun ismi yok dedin yani ona bir isim bulamadın yani. Bu çok zaten bütün yani başarıyı anlatıyor. Kimsenin şöyle bir anısı yoktur mesela herhalde. Ben yani annemle babamı kaybettikten sonra Allah rahmet eylesin. Açıkçası hayatımın en zor dönemini düşün. Yani üst üste facialar yaşıyorum. O oluyor, bu oluyor falan yani artık saymak istemiyorum. O dönemde sonra gidiyorum Esat'larda kalmaya başlıyorum. Esat'ın annesiyle babası işte beni evlerine kabul ediyorlar. Ben o evde 1,5 yıl falan kaldım. Hani bir gün bile hani evin başkasının olduğunu hissetmedim yani. Böyle bir şey olabilir mi mesela? Evet. Evde bir adam daha kalıyor. Sonuçta yani kim olursa olsun evde bir yabancı var diyorsun. Ben yabancı gibi olmadım orada. 1,5 sene kaldım evet. orada. Bana her gün o evin bir ailenin bir parçasıymışım gibi davranıldı. O benim o zamanki psikolojim üzerinde çok etkili oldu tabii. Yani şimdi şöyle anlatayım sana. Benim yaşadığım travmayı çok nadir insan geçirmiştir. Yani %100. Tet olarak. Şimdi o travmanın sonrasında arkadaşlarımın desteğiyle hayatta kalmış biriyim ben. Ama benim tabii anne baba zamanında bunları çok anlatmam sana anlatayım da. Yani eve 20 kişi getirdim her akşam. Yani 10 kişi, 20 kişi. Anne mantıya geliyoruz. Kaç kişisiniz? 30 kişi. Cep telefonu falan yok. Yanlış anlama. Yolda. Doğru tabii. Annem de müdürdü yani. Yanlış anlama müdürdü. Evet, kadın eve evet. gelip bize mantı açıyordu. 30 kişi mantıya geliyorduk. Ondan sonra yani o dönemlerde düşündüğüm zaman hani aşırı sosyallik zaten vardı. Ne bileyim arkadaşlarım çok fazla vardı ve o benim sosyalleşmemi çok sağladı o dönem. Şimdi onun belki avantajını yaşıyorum. Ben aslında hayatımın kırılma noktası dibe vurmam yani. Dibe vurduğun zaman survivor oluyorsun öyle düşün. Doğru. Ben hayatım survivor'ıyım yani. Çünkü yani şöyle anlatayım 25 yaşındayken ben 25 yaşındayken evlenmiştim, boşanmıştım, baba olmuştum, annemle babamı kaybetmiştim. Ondan sonra iflas etmiştim. Trafik kazası geçirmiştim. Arkadaşım rahmetli olmuştu. Kendim hastanede kalmıştım. Ve kola platin takıldı. Kolumda platin. Hatta yani daha önce dedeyle babaanne değil mi? Allah rahmet evet, eylesin. Onlar evet, da trafik evet. kazasında Acun abi. Evet. Allah rahmet eylesin. Annemlerden 3 sene önce de 4 sene önce de onlar da aynen öyle. Yani öyle bir yerdesin ki arkan boş. Ne bileyim işte hayata tutunman lazım. Kolay değil o işler. Ama öyle bir dönemde yani arkadaşlarımdan aldığım destekle ben sağlıklı kalabildim. Yani şöyle anlatayım bak. Yani benim annem ve babamı kaybettikten sonra bir sene evden çıkmadım doğru düzgün. Öyle söyleyeyim sana. Doğru. Yani doğru. Şu anda karantina deniyor ya mesela. Hani karantina. Evet, sonra. Evet. Ben insanları çok iyi anlıyorum ama hani ben yaşanan her şeyin fazlasını yaşamış biriyim hayatımda. Bir yıl geçmişti ben evden çıkmamıştım. Yani evden çıkma derken kapının önüne çıkıyorsun da boş gözlerle etrafa bakıyorsun. Bir hani başka bir duygu onu anlatamam şu anda. Bir de benim aram çok iyiydi annemle babamla. Böyle inanılmaz derecede muhabbetimiz çok yüksekti. Bir kardeş gibiydik böyle babamla. Babam benimle gurur duyardı. Çok gurur duyacağı bir şey de yapamadım o dönemde. Yani bol bol okuldan atılırdım. İşte ne bileyim başıma bir şeyler gelirdi. Rahmetli babam şey derdi arkadaşlarıma. Ben Acun'un derdi liberosuyum. Acun'dan seken topları ben topluyorum derdi. Çok büyük laf. Çok büyük laf ama. O kadar çok ben o dönemde başıma bir şey geliyor ki babam benim arkamı toplamaktan göbeği çatlardı öyle söyleyeyim. Öyle bir dönemde bunları yaşamak çok zor oldu tabii benim için. Şimdi ondan sonra tabii mesleki açıdan tabii ki başka bir noktaya geldim ama dönüp baktığım zaman yani hayatında en mutlu olduğum dönem ne diyorsan tabii ki o annemlerin son 2 senesi uzak ara benim için bambaşka bir yerde. Hiç zengin değildik. Hani durumumuz fena değildi. Ataköy'de oturduk. Ne bileyim babam müteahhit, annem müdürdü belki ama şöyle söyleyeyim. Böyle çok böyle her istediğimizi alacak durumda değildik yani. Ailemizin bir arabası vardı. Sonra ben bir araba almıştım. 2 arabamız vardı. Ama geleceğim nokta şu. Hayatımın en mutlu dönemi o dönem yani. Acun abi, affına sığınarak şunu soracağım. Yani şu ana kadar sorulmayan bir şey böyle ama biraz... Hani ben bu konularda çok duygusalım. Herkes diyor ki Acun Ilıcalı yani çok mutlu. Herkes mesela sokakta birisine sor büyüyünce ne olacaksın? Acun abi gibi olacağım diyor.
futbolcu demiyor mesela. Acun Ilıcalı olacağım diyor ama Acun abi böyle mesela kafasını yastığa koyduğu zaman rüyaya daldığında annenizi babanızı görüyor musunuz hiç böyle? Hani böyle rüyada buluşmalarınız oluyor mu? Sabah kalktığında için böyle bir başka bir kalkıyor musun abi? Hiç bunları yaşıyor musunuz? Ya şimdi bu, çok detay konuşmak istemiyorum bu konuda. Erdem sağ ol, seni severim ama yani geleceğim nokta şu. Hayatınızda bir boşluk oluyor. Hı-hı. O boşlukta dolmuyor zaten. Yani, tabii, kesinlikle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani yaşanılan ortamla da alakalı. Yani Allah korusun kötü bir ortamda büyürsün de böyle tabii, tabii. Acayip şeyler yaşarsın. Oradaki yaşayacağın başka olur. Bizim evin mutluluk katsayısını sadece o eve gelenler biliyordu yani. Yani dedi ki sınırsız toleranslı bir anne baba. Yani ortada hiçbir başarıya sahip olmamış bir evlat. Dediğim gibi hani okulda Kadıköy Üniversitesi'nde okuyorum ama okulun en kötü öğrencisiyim. Ne bileyim üniversiteyi kazandım, üniversiteye gitmedim. Başka üniversiteye gittim. Yani kaydım olmayan üniversiteye gittim. Baktığım zaman hep böyle üst üste bir olaylar var. Ama hep sahip çıkan, devamlı beni destekleyen bir aile, anne baba. Onlar hayatından çıktığı zaman zaten yani şöyle bir olay oluyor aslında. Belki bendeki deli cesaretinin önemli etkenlerinden biri o. Yani ben şimdi kariyerimde çok yüksek dozda maddi risk alıyorum, öyle düşün. Fakat doğru. Bu maddi riskleri almamın sebebi de zaten paranın benim için bir şey ifade etmemesi. Doğru. Yani o riski alabiliyorum. Yani ben doğru. Para kaybettiği zaman duygusal olarak kötü bir şey hisseden biri değilim. Hani para kaybettim, hiçbir zaman bir şey ifade etmiyor. Benim için şöyle özetlersek, manevi olarak o kadar yüksek şeyler yaşadım ki hayatımda. Onları kaybettiğim zaman yani dünyanın boş olduğunu çok erken anlamış biri. O yüzden hani hayata bakış açım çok farklı. Acun abi, Galatasaray'ın eski basketbolcusu Oğuzhan Türk benim Ertem Şener Production'dan benim ortağım. O da diyor ki şimdi yazmış, Acun abi bir gün sabahtan akşama kadar dinlemek lazım diyor. İnşallah Türkiye'ye geldiğinizde bir arada sizi misafir etmek isteriz. Çok yani da mutlu oluruz. Yani benim şöyle açıkçası yani kendi reytingimi de bilen bir insanım ben. Hani evet. Ciddi derecede ilgi görmemin sebebi şu. Yaşanmışlık katsayım normal insandan 10 ile 20 kat fazla olması aslında. Hani 8-10 hayatı yaşamış gibiyim şu anda açıkçası. Hani görmediğim, yapmadığım, yani pozitif ya da negatif çok bir şey kalmış biri değilim aslında. Tabii ki hayat arzum ve enerjim aynı şekilde yüksek devam ediyor ama hani şimdi bir kere ne diyeyim sana? Kendi olayımı kendi yaratan biriyim, anladın mı? Mesela geç kalma özelliğin olduğu zaman birikmiş 20 tane anın oluyor mesela. Bu anılarda sıra dışı oluyor. Yani aslında durumu yaratan benim. Yapım aşırı derecede ne diyeyim sana kendine güvenen bir yapı. Ama bunun da sonuçları oluyor tabii. Bu kadar cesaretten çok problem çıkıyor. Bunlar da sonuç itibariyle anlattığın zaman normal şeyler olmuyor yani. Hayatımız adrenalinle geçiyor. Belki aynen öyle. Çok iyi bir şey diye de söylemiyorum. Adrenalin bağımlılığım da var yani. Bu gerçek. Acun abi ben mesela senden şunu öğrendim. Göğsünde tabletle yatıyordun ki sabah kalkıp reytinglere. 10.05'te reytinge bakmak. Yani evet. bu çok başka bir şey. Bu adrenalin. Hep yani zirvede yani olsanız hep böyle kalkıyorsunuz. 10.05'in Dominik karşılığı şu anda 3.05. Yani sen mesela Dominik'teki pozisyonu şöyle anlatayım. 3'te reytingi alıyoruz. 4'e kadar reytingi değerlendiriyoruz. Doğru. Şimdi ne oluyor biliyor musun? 5'te başka Romanya reytingi geliyor. 6'da Macaristan reytingi geliyor. Saat 10'da Meksika reytingi geliyor. Böyle bir adrenalin yok. Geliyor. Ben bu işi hani şöyle anlatayım. Daha komik aslında sana tarzdan. Hayatımın en kötü günleri karne aldığım günlerdi, tamam mı? Ben karnede böyle hayatım kaydı. Hayatım. Hani karnede ya bir gün karne değiştirdim, eve götürdüm karneyi. Abartmışım notları. Babam inanamadı. Yavrum dedi nereye istiyorsun oraya yolluyorum seni dedi. Beni böyle İzmir'deki teyzeme yolladı. 15 gün sömestr tatili. Sonra yalnız gerçek notları unutmuşum, tamam mı? Karteyi geri verirken yeni notları yazarken notu yanlış yazmışım. Yani gayri ciddilik o boyutta. Ve o dönemde yani acayip problemler yaşamıştım. Yani kendim o kadar çok bir problem içerisinde yaşayan biriyim ki o açıdan da hani biriktirdiğim anı ya da ne bileyim yaşadığım şey katresi çok fazla tabii. Şimdi bu yapı şimdi tabii ki belli derecede ne bileyim popüler dünyanın içine girdiği zaman da oradaki anıların da sonu yok yani. Tabii. Tabii. Anlatabileceğim 10 anı varsa 15 tane de anlatamayacağım anı çıkıyor tabii. Yeni gelişmelerden haberdar olmak ve bize destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.